Örneklerini çok sık ekrana getiriyoruz biliyorsunuz. Sağlık çalışanlarına şiddet. Hatta geçtiğimiz akşam ekrana getirdiğimiz bir haberden sonra çok sayıda da mesaj geldi. Hani şiddetin her türlüsüne karşıyız. Kadına, çocuğa, hayvana, her türlüsüne, sağlık çalışanlarına. Ya öyle mesajlar geliyor ki bazen inanın şaşkınlıktan ağzımız açık kalıyor. Yani sağlık çalışanına, doktora şiddeti niye savunuyorsun diyorlar. Yani o doktoru niye savunuyorsun? Niye savunuyorsun diye mesaj geliyor. İnanılır gibi değil. Neyse konumuz bu sefer o değil. Bambaşka bir şey. Bakın yaşadığı ilçede sağlık ocağına kızını götüren bir vatandaş. Bu arada bu haber WhatsApp ihbar hattımıza geldi. Onu da söyleyeyim. Sağlık ocağına götürüyor. Ancak sağlık ocağı kapalı ve cep telefonuyla kaydı alıyor. Bu arada o sağlık ocağında görevli 3 doktordan birinin geri döndüğünü görünce hani bir anda da ümitleniyor vatandaş. Acaba diyor ki işte geri döndü, hasta kızıma mı bakacak? Hayır, olay umduğundan çok daha farklı bir noktaya varıyor. Peki ne oluyor ondan sonra? Bir haberi izleyin, kararı siz verin. Benim çocuğumu muayene etmiyorsunuz siz, doktorsunuz. Hayır, ben çekebilirim. Ben videoyu çekebilirim. O ısrarla çocuğunu muayene ettiremediği anları görüntülemek istedi. Kadın doktor izin vermeyince sağlık ocağının önünde tansiyon yükseldi. Sayın doktorlarımız beni gördüğü halde gittiler. Ben geldim, burada bulunan buzile bastım. İçeriden kimse çıkmadı. Mersin'de çocuğunu muayene ettirmek için sağlık ocağına giden baba, kimseyi bulamayınca o anları kamerayla kaydetti. Karşıdaki eczaneye sorduğumuz vakitte her gün bunların saat 4.30, 4 çeyrek gibi çıkıp gittiğini söylediler. Tek doktor değil, 3 doktor var, 3'ü de yok. İlçe sağlığı aradım, şikayette bulundum. Saat tam 5 oldu. Bakın yarım saattir ben burada çocuğumla bekliyorum. Ve gitmiş eczanede muhabbet ediyor hala. Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne yapılan şikayet sonrası gelen kadın doktor, video kaydedildiğini görünce sağlık ocağına değil, karşısındaki eczaneye girdi. Doktor geldi ama beni muayene etmedi, bu eczaneye girdi. Bu eczaneye girdi, 15-20 dakika durdu, kendini güvende hissetmemiş. Ben de emniyet yetkililerini çağırdım. Polis memurları eşliğinde dedim benim çocuğumu muayene etsin, madem benden tedirgin oluyorsunuz. Polis memur arkadaşlar geldi, bu doktor hanım arabasına bindi ve muayene etmek istemediğini belirterek gidiyor. Çocuğunu muayene ettirmek isteyen babanın ısrarı bitmedi. Saat 4.30'da gelmedi, 4.30'da kilitleyip gitmediniz mi burayı? Saat 5.30'da geldiniz. Evime gittiler, benim hastam da değil, hiç geldim. Hayır, benim çocuğumu muayene etmek zorundasınız. Senin hastan, benim hastam yok. Öyle bir şey var mı ya? Görüntüsünün alınmasını istemeyen doktor ısrar edince gerginlik arttı. Sıkamaz beni kimse ya. Benim çocuğum arabada ağlıyor. Hocam. Benim çocuğum muayene etmeden gidiyor doktor. Çocuğunu muayene ettiremeyen çaresiz baba kaydettiği görüntüleri WhatsApp ihbar hattımıza gönderdi. Benim çocuğumu muayene etmemiş, evine gidiyor. Tamam.